Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde karınız tarafından uğradığınız saygısızlıklara nasıl doğru bir şekilde karşılık vereceksiniz? Bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere ben evliyim ve evlilikler hakkında ve evliliğin nasıl sağlıklı olabileceği hakkında da konuşmak istiyorum. Beni izleyen birçok evli arkadaşın olduğunu da biliyorum. Ben kırmızı hap içeriklerinde bu konu hakkında eksiklikler görüyorum. Genellikle kadın tavlama ve ilişkiler konusunda daha fazla içerikler var. Ama doğru bir evlilik nasıl başlar, sağlıklı bir evlilik nedir ve nasıl devam eder? Bu konu hakkında üretilen içerikler yok. Ve ilerleyen zamanlarda bu konuya daha fazla vaktimi ve enerjimi ayırmak istiyorum. Şimdi bildiğiniz üzere biz kırmızı hapta evliliklere giriş yapmadan önce en az 18 ay boyunca birlikte olduğunuz kadınla görüşmüş olmanızı, o bir sevgililik sürecinden geçmiş olmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü evlendiğiniz zaman evliliğinizde birlikte olduğunuz kadının, yani karınızın artık evlenilecek materyalde bir kadın olmadığını, beraber hayatınızı geçirip çocuk sahibi olmaya değecek türden bir kadın olmadığını fark ettiğiniz zaman işte bu pozisyonda karınızı boşamanız çok zor. Boşanmak erkekler için çok zor bir süreç arkadaşlar. Sevgili olduğunuz zamanki gibi değil. Bir kadınla evli olduğunuz zaman pat diye öyle boşanamıyorsunuz. Boşanmak oldukça para isteyen ve fedakarlık gerektiren bir şey. Ve eğer buna hazır değilseniz çok ağır bir şekilde sikilebiliyorsunuz. Maalesef boşanma ve velayet davaları erkeklerin çok büyük haksızlıklara ve suistimallere maruz kaldığı davalardan bir tanesi. Bununla ilgili ben birçok yayın yaptım. Boşanmış ve velayet davalarında sıkıntı çeken abilerimizle konuştuk, avukatları getirdik. Maalesef benim Türkiye'de gördüğüm erkeklerin büyük bir çoğunluğu bu konunun ciddiyetini henüz tam anlamıyla idrak edemiyorlar. Genellikle bu konularla ilgilenen herkes işten geçtikten sonra ilgilenmeye başlıyor. Ama boşanma zamanı geldiği zaman hazırlıklı olmazsanız mal varlıklarınızın büyük bir çoğunluğunu kaybedebilirsiniz. O yüzden bu oldukça ciddiye almanız gereken bir süreç. Şimdi konumuza gelelim. Evliliklerde saygısızlığa uğradığınız zaman bunlarla nasıl bir şekilde baş edeceksiniz? Öncelikle evliliklerde de saygısızlığa uğrayacaksanız arkadaşlar, kadındır, bu ne yapacağı belli olmaz. Bir şeye canı sıkılmıştır, birisi bir şey söylemiştir, iş yerinden patronu canını sıkmıştır, beğenmediği bir görev vermiştir ya da basitçe regl günündedir, bir şeye somurtuyordur. Beraber geziyorsunuzdur, morali bozuktur, bir surat yapar, bir şey söyler, memnuniyetsiz görünür, sizin bütün modunuzu siker atar o gün içerisinde. Size dün ve bugün yaşadığım bir anıyı anlatayım. Burada Brezilya'da yaşadığımız şehir Palmas'ta Amerikalı bir çift bulduk. Onlarla bir arkadaş olmaya başladık yeni. Bir kadınla tanıştım. Bu kadın yarı İspanyol, yarı Amerikalı, hamile bir kadın. Beraber aynı dili öğrenme kursuna gidiyoruz. Üniversitede, şehrin üniversitesinin şehirde yaşayan yabancılar için açtığı bir kurs. Bu kadınla tanıştım. Sonra kocasıyla da tanıştık. Beraber kendi karımı tanıştırdım. Beraber gittik. Bir şeyler yiyip içtik. Beraber vakit geçirdik. Ben de bu süreç içerisinde bu çiftin nasıl bir ilişkisi olduğunu incelemeye başladım. Adam böyle zarif bir tip, naif bir tip. Bildiğiniz klasik iyi çocuk. Suratında böyle bir gülümseme var sürekli. Hani böyle sürekli yanlış bir şey söyledim mi acaba, seni kırdım mı, üzdüm mü falan diye merak eden ve bu konuda endişelenen tiplemeler olur ya, aynen böyle bir herif. Karısı da daha dominant bir kadın. İlişkinin patronu, ilişkide sözü geçen taraf kadın. Beraber ilk karı koca olarak dışarıya çıktığımızda çok net hatırlıyorum, karı birkaç kez kadınlar ilişkinin patronudur, kadınların sözü geçer narratifini böyle sürekli masaya atıyor, sürekli dayatıyor. İşte mesela bir şeyler alınacak oturduğumuz kafeteryadan. Menüyü kadına gösteriyor, bana bakıyor, şey diyor, she's the boss diyor. Benim karım patronmuş, onun karar vermesi gerekiyormuş. Ya da ertesi günün bir sonraki randevu planlanıyor. Onlar işte kendi aralarında konuşuyorlar. Şey diyor bana, işte o patronmuş, onun karar vermesi gerekiyormuş. Böyle sataşıyor bana yani. Yanındaki çocuk da öyle kıyamam gülüyor. Doğru karıcığım, haklısın karıcığım. Evet karıcığım modunda takılıyor. Ben de hiçbir şey demedim. Gülümsedim geçtim. Dün oturuyoruz şimdi birlikte. Bu adam bana sabahına mesaj attı. Ondan sonra ben de cevap verdim falan. Sonra bir 2-3 saat bir yere gitti, kayboldu. Bana cevap veremedi. Ben aklımdan bile çıkmış, farkında bile değilim. Beraber buluştuk. Evlerinin olduğu kondonun havuzunda yüzüyoruz. Adam geldi, konuşmaya başladık vesaire falan. Şey demeye başladı bana adam. Ya işte Zafer, sana 2-3 saat sonra mesaj verdim. Çok özür dilerim. Müsait değildim. Başka işlerim vardı. Umarım kırmamışımdır, üzmemişimdir seni falan dedi. Ciddi ciddi o adam böyle bana nazik nazik böyle şeyler söylemeye başladı, tamam mı?
Ben ilk başta adam şaka yapıyor zannettim. Ondan sonra şey dedim. Hani dostum don't be such a nice guy yani. Bu kadar iyi çocuk olma dedim. Sonra karısı birden gülmeye başladı şey dedi. Zafer sana bu kadar karı gibi olma biraz adam ol demeye çalışıyor dedi. Hepimizin ortasında. Benim karım o ve onun karısı oturuyoruz. Birden pat diye böyle bir şey söyledi. Benim sırtımdan soğuk sular dökülmeye başladı. Adamın suratına bakıyorum. Adam böyle hani lafa gücendiği belli adamın. Ama yaptığı hiçbir şey yok. Oturuyor öyle gülümsüyor. Nazik olmaya çalışıyor. Karısının kalbini kırmamaya çalışıyor. Kadının karnında çocuğu var. Karısı üzülmesin diye alttan alıyor yani. Sonra işte kadın anladı ne bok yediğini şey diye işte ben onunla uğraşmayı seviyorum falan filan diye konuyu yumuşatmaya başladı. Ama ben aldım bir kere o bokun kokusunu. Ertesi gün sabah bir kafede buluşmak için sözleştik. Şehir merkezindeki bir kafede. O gün de bugün oluyor yani bu sabah. Şu an ben bu podcast'i çekerken. Sabah 11'de buluştuk. Bunların inandığı böyle garip bir din vardı. O dinle ilgili onları röportaj yaptım. Normalde ben sadece adamı röportaj edeceğimi zannediyordum. Sonra son dakika karısı da gelmek istedi. İkisini birden röportaj etmeye başladım. İşte geldik sabah. Bunlar bizden önce bekarına geçmişler. Bu adam yine canım karıcım, harika karıcım, iyi karıcım bununla takılıyor sabah sabah. Masada oturuyorlar. Benim hatun da benimle birlikte geldi kamera işleriyle ilgilenmek için. Ama aynı zamanda bir turizm şirketinde seyahat acentası olarak çalıştığı için sürekli iPad'inden iş bakıyor. Patronu da bir konuda onu sıkıştırıyor. Gergin yani o an. Mekana gelir gelmez o kendi işiyle acil bir işi çıktı orada köşede onunla ilgilenmeye başladı. Ben de bu çiftle oturuyorum. 15 dakika boyunca şey tartışmaya başladılar. Evden çıkmadan önce yemek yemişler ama hanımefendi hala aç hissediyormuş. Ne yemeliymiş, yemek yese miymiş, yemese miymiş. Adam da karısını yemek yemeye ikna etmeye çalışıyor. İşte karı alıyor, menüye bakıyor, işte tapioka var mı, yok beğenmiyor menüyü, reddediyor falan böyle. Adam da yok yemelisin aşkım, yemek yemen lazım falan filan de çocuğun karnı aç falan diyor. İkna etmeye çalışıyor. 15 dakika boyunca bunu dinledim. En sonunda dayanamadım dedim, birader bırak dinleme şu kadını, seç menüden herhangi bir şeyi, koy önüne yiyecek o zaten, niye kadını ikna etmeye çalışıyorsun? Adam birden benim suratıma baktı böyle sanki ona evrenle ilgili bir sır vermişim gibi. Doğru lan dedi. Hemen omlet sipariş etti abi, omlet getirdiler. Kadın onu bir güzel yedi böyle keyifli keyifli. Kocasına bir lokma bile vermedi bu arada. Sonra ben bunu söyledikten sonra kadın bana tilt olmaya başladı. Bana böyle pis pis bakıyor. Ben kadının kocasını onu dinleme sadece önüne yemeği koy onu ikna etmeye çalışma falan dedim ya. Sinirlendi burada tilt olmaya başladın. Ama yedi yemeğini afiyetle yani. Neyse karım yan masada çalıştığı için hala onun devam etmesini bekliyoruz. İşinin bitmesini bekliyoruz ki başlayalım. Ve sınavda bu kadın kocasının ağzına sıçmaya devam ediyor. Kocasını rezil etmeye devam ediyor benim yanımda. Adam bana hediyelik birkaç kitap getirmiş mesela. Şey diyor yok onu vermeyelim, yok bunu vermeyelim, yok şunu verelim ama ödünç verelim falan böyle. Adam böyle bakıyor karısına. Yani gerek var mı şimdi bunları anlatmaya der gibi ama bir şey diyemiyor. İşte konuşuyoruz kadın sürekli bunun sözünü kesiyor. En sonunda adam böyle bir şey anlatırken yanlışlıkla kadının karnına eli çarptı tamam mı? Eli çarpınca kadın sinirlendi kalktı adama tokat attı. Hani böyle sert bir tokat değildi ama böyle bildiğin tokat attı yani. Ben dondum kaldım içimden oha diye geçiriyorum. Adam yine gülüyor yine işte alttan alıyor böyle gülümsüyor canım karıcığım kıyamam karnında çocuğum var falan. Aşırı gergin bir ortam yani. Benim hatun da gergin. Neyse işi bitti. Geldi yanımıza. Nerede çekim yapacağımızla ilgili, mekanın neresinde çekim yapacağımızla ilgili seçim yapmaya çalışıyoruz. Benim aklımda bir yer var. Tam kapının girişinde, o girişte büyük bir geniş bir boşluk var ama sağ tarafta da böyle adam işte Japon bir ailenin kafesi burası. Oraya böyle dekoratif bir duvar yapmışlar. Tahta ahşaplar koymuşlar, üzerine katanalar falan koymuşlar. Güzel bir arka plan var yani orada. Benim aklımda kamerayı oraya almak vardı ama orası biraz kapıyı meşgul edecekti. Ben orayı söyledim. Benim hatun da birden bana çıkışmaya başladı. Dedi ki Zafer orası olur mu Allah aşkına? Saçmalama millet oradan geçip gidecek arkada yapalım o falan diye bana çıkışmaya başladı böyle birden. Eyvah dedim başlıyoruz. Arka planda başka bir yer daha vardı. Orası da fena değildi. Orada da böyle estetik birkaç görüntü vardı. O yüzden oraya geçmeye karar verdik. Benim için de çok fark etmezdi. Geçtik oraya oturuyoruz. Hatun kamerayı ayarlarken yamuk bir şekilde koydu böyle açıyı değiştirdi. Ben de dedim kamerayı neden düzgün bir şekilde koymuyorsun? Düz bir açıyla koymuyorsun. Ondan sonra yine bana böyle çıkıştı negatif ters ters şöyle cevap verdi. Öyle koyalım da işte millet tuvalete geçerken gözüksün mü falan filan diye.
Böyle bana ters ters çıkışınca ben bir tilt oldum, kalktım, "Aya sen gelsene benimle" dedim, dışarıya çıkardım onu. Ben bunu dediğim anda yanımdaki çift böyle bir gerildi, benden böyle bir tepki beklemiyorlardı. Bana bön bön bakmaya başladılar, ben hiçbir şey yokmuş gibi, hani öyle öfkeli bir şekilde de ayağa kalkmadım. Gayet sakin bir şekilde, hiçbir şey yokmuşçasına çaktırmadan nazikçe dedim ki, "Gel bir dışarıya gelsene, seninle bir şey konuşacağım" dedim. Gülümseyerek çıktık dışarıya. Dışarıya çıktığımızda dedim, "Yani güzelim, tamam anlıyorum, gerginsin, işinin ortasındasın. Patronun da seni haşlıyor. İşinden gücünden vakit ayırıp burada bana podcast çekmeye yardım etmek için geldim. Takdir ediyorum, teşekkür ediyorum bunu yaptığın için. Ama böyle bir şeyleri mızmızlanarak, şikayet ederek, modumu düşürerek yapacaksan hiç yapma, daha iyi" dedim. "Kendine gel" dedim, "yani nasıl davranıyorsun bana burada? Üslubuna bir dikkatli ol" dedim. Öyle ben biraz kızınca birden yumuşamaya başladı. Sakinleşip alttan almaya başladı. İçeriye döndük, sonra hiçbir şey olmamış gibi oturduk. Podcast'in bir kısmını kaydetmiştik ama telefon aşırı ısındığı için ve şarjı bitmek üzere olduğu için ara vermemiz gerekiyordu. O ara esnasında ben bu işi hallettik. Benim hatun biraz üzüldü, sonra kendine geldi. Tavırları değişti artık. Ama bu hatun hala, diğer hatun hala öyle davranmaya devam ediyor. Yanımızdaki çocuk da, o koca olan, iyi çocuk olan adam. Hani küçük bir tartışma benim onu ikaz ettiğimi anladı yani. Herif sosyal anlamda bir özürlü değil. Geldi böyle bize sordu, "Her şey yolunda mıyım" falan diye. Ben hiç istemimi bozmadan gayet mutlu bir şekilde, "Evet, hiçbir sorun yok" falan dedim. Adam şaşırdı yani. Suratındaki şaşkınlığı görmemek mümkün değildi. Adamın bir tartışmanın kavgaya dönüşmeden hızlı bir şekilde sönüp bitebileceğini ve duygusal gerginlik yaşandığı zaman ilişkilerde bunun soğukkanlı bir şekilde çözülebileceğini görmesi gerçekten adamı çok şaşırttı. Sonra işte podcast'imizi bitirdik, dağıldık. Ben size bunları neden anlatıyorum arkadaşlar? Gel gelelim bu hikayeden alacağımız kıssadan hisseye. Karınız size ev ortamında, dışarıda ya da insan içinde ya da başka bir yerde ya da herhangi bir yerde, herhangi bir durum ve koşul ve şart altında saygısızlık yaptığı zaman, beğenmediğiniz, hoşunuza gitmeyen ve sizi rahatsız eden bir şey yaptığı zaman asla bunu içinize atmayın arkadaşlar. Asla sabretmeyin. Asla "eğer sakin olursam, sabredersem, iyi davranırsam, alttan alırsam geçer" demeyin. Bir sorun yaşandığı an ciddi bir şekilde karınızı ikaz edin ve uyarın. Bu ikaz ve uyarıyı yapma şekliniz de çok önemli. Çünkü bunu başlattığınız zaman karınız o ikaz ve uyarıyı bir tartışmaya dönüştürmeye çalışacak. Ama unutmayın, siz bu konuşmayı onunla tartışmak ve konuşmak için yapmıyorsunuz. Ona açık bir şekilde ne yapmaması gerektiğini söylüyorsunuz ve bu tartışmaya açık bir konu değil. Karınız yanlış ve yapmaması gereken bir şey yaptı. Bu yanlış ve yapmaması gereken şeyin ne olduğunu söylüyorsunuz ve bunun bir daha kesinlikle yapmaması gerektiğini ve yaptığı takdirde bunun kabul edilemez bir şey olacağını ona açık ve net bir şekilde anlatıyorsunuz. Ve sonra bunu anladığından emin olduğunuz zaman işi kapatıp hayatınıza devam ediyorsunuz. Ha, bunu anlatmanıza rağmen hala aynı şey yapıyorsa o zaman ne yapacaksınız? O zaman yanlış davranışlarının sonuçları olacağını görme vakti gelmiştir. Soğuklukla onu cezalandırmaya başlayacaksınız. Söyledikleri şeye yeterince dikkat etmeyeceksiniz. İşinizle gücünüzle ilgileneceksiniz. Nereye gittiğinizi söylemeden dışarıya çıkacaksınız mesela. Ne zaman geldiğinizi de geleceğinizi de söylemeyeceksiniz. Mesela bir akşam güzel bir kıyafet çekin üstünüze. Ona nereye gittiğinizi söylemeden dışarıya çıkın. Sorarsa dışarıya, arkadaşlara, bir şeylere deyin. Yüzeysel bir cevapla geçiştirin. Eve geç gelin. Geç geldiğiniz zaman sizi evde uslu uslu bir şekilde beklemeyecek. Olay çıkarmaya çalışacak. Aranızda bir duygusal bir gerginlik olmaya başlayacak. Fakat arkadaşlar, bu duygusal gerginliği nasıl yönetmeniz gerektiğini bilmeniz lazım. Karınızla mutlaka aranızda duygusal gerginliğin yaşanacağı durumlar olacak ama illa bir gerginlik var diye o gerginliğin bir kavgaya, tartışmaya ve saygısızlığa dönüşmesine gerek yok. Ve siz katiyen buna izin vermeyeceksiniz. Çoğu erkeğin duygusal gerginliklere dayanmaya karşı bir gücü yok. Duygusal açıdan bu konuda çok güçsüz olduklarından dolayı karıları üzgün ve mutsuz olduğunda ya da onlara bir konu hakkında sinirlendiklerinde, kızdıklarında hemen o kadına itaat etmeye, onu mutlu etmeye, onun gönlünü almaya, onun istediği şeyi yapmaya başlıyorlar. Ve böylelikle o kadına farkında olmadan yanlış davranmasının sonucunda ödüllendirileceğini öğretiyorlar. Kadın sizin canınızı sıkıyor, hoşunuza gitmeyen bir şey yapıyor. Bu konuda hiçbir şekilde uyarılmıyor, cezalandırılmıyor ve aksine böyle yaptığı zaman üzüldüğünde, kızdığında, sinirlendiğinde sizin daha çok onun üzerine titrediğinizi görüyor. Onun gönlünü almaya çalıştığınızı görüyor. Yani ne yapıyorsunuz? Kadının negatif ve saygısızca davranışlarını ödüllendiriyorsunuz daha fazla ilgiyle. Böylelikle bu kadını bunları daha fazla yapması konusunda teşvik ediyorsunuz.
Halbuki yapmanız gereken şey tam tersi. Aranızda evde duygusal anlamda bir huzursuzluk çıktığı zaman, gerginlik ve soğunluk yaşandığında hiçbir şekilde istifinizi bozmayacaksınız. Hiçbir şekilde onun gönlünü almaya çalışmayacaksınız. Aksine siz soğukluğunuzu ve mesafenizi siz açacaksınız, siz koruyacaksınız ve kendi içinizde bir yerde acaba benim gönlümü nasıl alacak bu sefer diye siz düşüneceksiniz. Yani gönlü alınan taraf siz olacaksınız, o olmayacak. Çünkü yanlış şeyi o yaptı, siz yapmadınız. Diyelim bu dediğimi yaptınız, dışarıya çıktınız, iyi bir şekilde giyindiniz, belki oraya buraya içmeye gittiniz, eve geri geldiniz. Karınız tabii ki evde sizi mutlu bir şekilde beklemiyordu. Hemen sorun çıkarmaya, laflar sokmaya falan filan başladı. Kavga çıkarmaya çalışıyor, sizi provoke etmeye, tahrik etmeye çalışıyor. Ne yapıyorsunuz? Hiç istifinizi bozmayın abi, başka bir odaya gidin. Hatta gerekirse o gece o yatağı ayırın ve kadının sakinleşmesini bekleyin. O kadın o durumda muhtemelen sizi bu şekilde dırdır yaparak ya da soğuklukla cezalandırmaya çalışıyor. Sizi domine edebilmek için, isteğini size yaptırtabilmek için. Ama bunun yemediğini gördüğü zaman sizinle iletişim kurmaya çalışacağı bir zaman gelecek. İşte sen niye böyle yapıyorsun falan filan diye bu şekilde iletişime geçmeye çalışacak sizinle. İşte o zaman ona tekrar hatırlatacaksınız. Bak güzelim, ben sana böyle böyle yapma dedim, sen yaptın. Uyarmama rağmen lafımı dinlemedin, bir daha yaptın. Lafımı anlamıyorsun yani, ben sürekli sana çocuk gibi şunu yap bunu yapma diye emrederek hayatımı geçiremem diye adam akıllı lafı anlatacaksınız. Ama dediğim gibi tartışmıyorsunuz, karıyla bir münakaşaya ya da münazaraya girmiyorsunuz. Sadece yaptığı şeyin hangi konuda yanlış olduğunu, nerede hata yaptığını söylüyorsunuz ve bu hatayı bir daha yapmaması gerektiğini ve yapmasını kabul edemeyeceğini söylüyorsunuz. Nedenini de söylemek zorunda değilsiniz. Çünkü o şeyin nedeniyle ilgili konuşmaya başlarsanız bu sefer işte bence öyle değil, sen bundan rahatsız olmuş olabilirsin ama ben rahatsız olmuyorum. O nedeni rasyonelleştirmeye çalışacaktır ve sizin bu konuyla ilgili sunduğunuz nedeni değersizleştirmeye çalışacaktır. Sizi ikna etmeye çalışacaktır yani. Nedenini anlatmakla uğraşmayın. Bak güzelim, şunu şunu yaptın, bu yapılmayacak, bunu istemiyorum, bu kadar. Bu hikayede anlattığım adamın kendisini bu kadar ezik bir hale getirmesi, küçük düşürmesi, zamanında karısının saygısızlıklarını çok fazla boyun eğmesi, sabretmesi, alttan alması ve onu üzmek istememesinden kaynaklanıyor. Karınızın bir davranışı, bir söylemi canınızı sıktığı zaman direkt bunu söyleyin. Ha şey söylemiyorum, en saçma şeyde bile karınızı sürekli ikaz edip durmayın. Bazı bir şey vardır, karınız o kadar da böyle uygunsuz bir şey söylememiştir ama siz özgüvensizliğinizden dolayı bir şeyi yanlış anlamışsınızdır. O olabilir ama açık açık size saygısızlık yaptığı zaman ve sınırlarınızı, kırmızı çizgilerinizi geçecek bir şey yaptığında ya da diğer insanların yanında sizi küçük düşürecek bir şey yaptığında bunu direkt uyarın, beklemeyin. Eve gitmeyi de beklemeyin, köşeye bir yere çekin, konuşun hemen. Eğer karınıza hoşunuza gitmeyen şeyleri yaptığı zaman anında tepki gösterirseniz karınızın o şeyleri yapmaması ve bunları yapmama konusunda daha motive olması daha olası. Ama bunları içinize atarsanız ve sürekli sabır eden ve alttan alan taraf olursanız daha fazla yapar ve en sonunda bu hikayede anlattığım adama dönersiniz. Sabretmenin, alttan almanın bir erdem olabileceği zamanların olduğunu kimse tabii ki reddedemez. Ama bunları yapmak her zaman iyi değildir arkadaşlar. Hatta bazen bunları yapmak çok kötü olabilir. Hem sizin ruh sağlığınız için hem de evliliğinizin gidişatı için oldukça detrimental, tehlikeli bir yola çekebilir sizi. O yüzden nerede neyi yapacağınıza dikkatli olmalısınız. Denge içerisinde olmalısınız yani. Mutlu bir evliliğinizin olması için, huzurlu bir şekilde bir evlilik sürdürebilmek için, sürekli karınızı mutlu etmeye, sürekli onu üzmekten korkmaya ve bundan dolayı sürekli onun yaptığı şeylere sabretmeye ve hoşunuza gitmeyen şeyleri sırf o mutlu olsun, üzülmesin diye alttan almaya çalışmayın. İnsanların evlilikle ilgili en büyük yanılgısı uzun süren bir evliliğin mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir evlilik olduğunu zannetmeleri. Bir evliliğin sürmesi için ödenmesi gereken, ödenmesi sağlıklı olan fedakarlıklar vardır ve ödenmemesi gereken, yapılmaması gereken, yapıldığı takdirde de sizin için çok sağlıksız olan fedakarlıklar vardır. Bir evliliğin sürmesi için her fedakarlığı yapmaya değmez. O fedakarlıkları yaptığınız zaman evliliğiniz belki sürecektir. Belki 15-20 yıl beraber yaşarsınız, belki hatta aynı yastıkta kocarsınız ama onu elde edebilmek uğruna elde ettiğiniz şey uğruna hiç değmeyecektir. Bu feda ettiğiniz şey de erkekliğiniz, mutluluğunuz, huzurunuz, benlik algınız, kendinize duyduğunuz öz saygınız. Bunlara asla bir kadın için feda etmeyin arkadaşlar. Size huzursuzluk veren,
sizi mutsuz eden, üzen, sınırlarınıza, kırmızı çizgilerinize saygı duymayan, sürekli hiçbir şekilde laftan anlamayan, ne kadar ikaz etseniz de sürekli hep o aynı boku yiyen, size dırdır dolu huzursuz bir hayat veren bir kadınla bir yastıkta kocamaktansa, yalnız başınıza ölün gidin daha iyi. Çocuğunuz dahi olsa, çocuklarınızın böyle bir kadınla büyüyüp kendinizi ezdirdiğinizi görmesindense, dışarıda bir yerde anne babasının ayrı olmasına rağmen babalarının kendi ayaklarının üzerinde güçlü bir şekilde durduğunu görmeleri daha iyi. Bunu mutlaka göz önüne alın. Çoğu evli erkek boşanmaya başlarına gelebilecek en kötü kabuslardan biri olarak bakıyor. Bu ihtimal gerçekleştiğinde ise en çok zararı gören adamlar yine bunlar oluyor. Boşanmanın ihtimaliyle barışmış adamlarsa genellikle iyi evlilikler sürdürebiliyorlar. Bu bir paradoks arkadaşlar ve bu paradoksun sebebi erkeğin evliliğin bitme ihtimaline daha hazırlıklı olması durumunda kadının o evliliğin bitme ihtimalinden daha çok korkmasıdır. Kadının bu korkusu evliliği diri tutacaktır. Erkeğe benzer bir korku göstermesi ise erkeğin cesaretsizlik olarak algılanacaktır kadın tarafından ve bu da çoğu zaman cezalandırılacaktır. Cesaret göstermeyen ve kaybetme korkusu taşıyan bir kadın hiçbir zaman takdir edilmez. Ama aynı korkuları bir kadının göstermesi bir erkeğin göstermesi kadar detrimental ve tehlikeli değildir. Erkekler zaten birlikte oldukları kadının cesur olmasını falan beklemez. Bu onlar için bir erdem değildir. Önemli de değildir. Kadınlardan beklenen şey bu değildir. O yüzden arkadaşlar yeri geldiği zaman köprüleri yakma zihniyetinde olmayı bilin. Böyle olduğunuz zaman karınız söz dinlemeye daha meyilli olacaktır. Evet arkadaşlar, bunun sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu bölümü paylaşarak podcastimizin daha fazla insana ulaşmasında bizlere yardımcı olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.